Levent Bey. Buyurun Dışses. Çok havalısınız. Çok havalıyım çünkü böreğim gerçekten iddialı bir börek ve çok lezzetli bir börek. Acıyı herkes sevdiğini söylemiş daha önceden. Acıyı seven Adanalı hemşerim, Hataylıyım, Adanalıyım, acıyı çok severim. Yani Serap Hanım bile eleştiri yaptı. Ben ona da şaşırdım. Gerçekten bence yenmesi gereken bir acılıktaydı. Ama bilemiyorum, acılık dışında beğenmediklerini söyledi. Yani daha doğrusu çok kızardığını söylediler. Bence böreğim gerçekten kızarmış, lale gibi kızarmıştı. Hatta masamdaki laleler kadar güzel kızarmıştı, çıtır çıtır olmuştu. Bence bahane bulmak için yorum yapıyorlar diye düşünüyorum. Tabii ki saygı duyuyorum. Ben de onlara çok eleştiride bulundum. Onların bana yaptığı eleştiriler benim için o kadar önemli değil. Ana yemeğe geçelim mi? Hadi o zaman ana yemeğe geçelim. Serap Hanım sürekli ben yapamadım, ben edemedim deyince diğer yarışmacılara da söz hakkı doğuyor. Hayır. Serap bunu söyleyerek aslında karşısındakilere atıfta bulunuyor. Hani beğenmediniz ya gibi, yapamadım ya, hani bilmem ne ya. Aslında orada bir çizgi var, tavır farkı var. Diğer yarışmacılar nasıl anlıyor bilemem ama benim anladığım Serap'ın orada bir hicve diyor yani. Hani Sinan Hanım, ben de aynı şekilde düşünüyorum. Ben Serap'ta bunu algılıyorum. Peki size şunu sormak istiyorum. Bir insan sizden özür diliyorsa defalarca üstelik de, sizi incittiğim için, gözyaşlarınızı gördüğüm için kalbim acıdı diyorsa ve bunu tüm samimiyetiyle söylüyorsa siz ne yapardınız? Ben tabii ki özrü kabul ederim. Gerektirir? Affetmek Allah'a mahsus. Yani onun affetmemesi beni yücelmeyecek. Ben özrü kabul ederdim. Ama herkesin tepkisi biraz önce söylediğim gibi değil. Tabii ki farklı. Şöyle size vereyim isterseniz. Ters koyayım, şöyle yapalım. Ben alayım. Problem. Sema Hanım, tabak nasıl görünüyor? Görünüm olarak şık görünüyor, güzel sunumlamış. Fakat zaten yorumlarımda da söylemiştim, röportajlarda da söyledim. Karnıyarık türünde bir yemek olacak. Yani karnıyarığın farklı sunulmuşu bence. Yani karnıyarığı ortadan kesiyoruz. Bunu dörde, beşe bölmüş. Sunum güzel mi görünüyor? Sunumu güzel. Peki evet, Kübra'cığım, sunum nasıl tatlım? Köfte şeyler yanmış, kıymalar yanmış. Şu an onu görüyorum. Yani çok iç açıcı değil esasında. Pilav parlak değil. Parlak ya, pilav offside zaten. Şu an offside. Keşke siz daha iyisini yapsaydınız keşke da biz de yeseydik. Keşke yapsaydım da görseydiniz. Seda Hanım, keşke. Yarın sabah, yarın güzel bir pilav yapayım, getireyim mi? Yap, ne dersiniz? Getir, he. Bugün yapacaktım, inanın bugün yapacaktım. Buketine bile getir. Bugün yapacaktım, tencereyi inanın. Tencereyi ortaya koy. Evet, yok, ama yapamadım. Seda. Geçti burun pazarı. Hiç önemli. En azından nasıl pilav yaptığımı yok, göstereyim. Yok, ben nasıl görmek pilav istemiyorum. Yaptığımı göstereyim. Ben şimdi görmek bakın istemiyorum. Böyle bir pilav yapacağımı ilk yapmamışım, öyle söyleyeyim. İlk malzemelerimi. Bence de ilk yapmamışsın. İlk malzemelerimi unutmuşum. Bakın ben sizin pilavınızı beğendim. Bunu ısrarlı bir şekilde masanıza da söyledim. Evet. Yorumlarımda da ekledim zaten. Çünkü şu anki yemeği şimdi güzel olmuş, evet, yalan yok yani. Hakkı verilmesi lazım. Bilmem, çok içimi açmadı yani. Görüntü nasıl Buketçiğim? Görüntü normal. Böyle sunuluyor herhalde. Bir tek maydanoz koymamış üzerine. Çünkü hep en büyük eksik o oluyor. Sizin sunumlarınızı gerçekten çok merak Ay, ediyorum. Ay edin gerçekten. Gerçekten ediyorum. Gerçekten evet. Edin. Ben Buket'in tabağına bakarak yorum yapmanı istiyorum. Senden beklediğim bir şey var. Sana çünkü özellikle benim şöyle beklediğim böyle şeyle ilgili bir şey Levent bir şey söylemişti. Benimkinin mantosu dışındaydı, bununkisi içinde Seda Hanım. Sana özellikle Levent ne dedi o gün? Ne söyledi? İnanın ki hatırlamıyorum. O kadar çok şey konuşuldu ki hangisi? Dedi ki Serap Hanım bu patlıcanları küçük seçseydiniz de. Evet. Senin önündeki patlıcan nasıl? Seda Hanım galiba bu hafta patlıcanları bedava dağıtıyorlar pazarlarda. Evet ya, kaçıncı patlıcan yemeği gerçekten Seda Hanım? Benle başladık. Üç. Evet, bu üç. Bir tek pazarda bende yok. Pazarda bedava dağıtıyorlar bu hafta. Levent Bey sizi Bizim bekliyoruz. Bizim ebatlar normal ama Buket Hanım'ın ebatı çok büyük. Evet. Gerçekten. Sema Hanım kendisi söyledi. Buket de en şey. Sema Hanım en zarifimiz. En güzel kızarmış, en güzel soslanmış. Teşekkür ederim. En az yanmış. Benim suçum yok. Seda Kasut Hanım da sizin değil zaten. Seda Hanım bir şey çok dikkatimi çekti, birazdan söyleyeceğim. Tamam hayatım, bekliyorum. Evet.